Peki ben son olarak uzun yıllar burada turizme hizmet ettiniz. Bundan memnun musunuz buradaki yaşamınızdan? Valla yaşımdan şöyle memnunum. Benim kahve hayatım yok. Kahvede oturup da dedikodu yapmasını sevmem. Dedikodu dinlemesini sevmem. Yalan söylemem, yalan dinlemesini sevmem. Şimdi kahve gidiyorsun, bunlardan başka bir şey yok. Şimdi burada oturuyorum, hiç müşterim olmazsa kapı önünde oturuyorum. 10 kişi geçiyor, bana 3 kişi merhaba diyor. 2 kişi geliyor, 2 dakika benimle muhabbet ediyor. O beni tatmin ediyor yani. Ve bu nedenle ben bu yaşa kadar hala bu işin başında duruyorum. Çünkü bu işi bırakırsam kahve gitmem lazım işte. Kahve benim canımı sıkıyor yani. Kahveyi sevmiyorum. Sonra kahveye gidiyorum. 60 kişi var. Bu 60 kişinin 12'si Ayvalıklı, diğer hep yabancı. Kahveye oturuyorsun, 3 kişi var Ayvalıklı, diğerler kimse, hep yabancı insanlar yani. Konuşacak bir insan da bulamıyorsun. Bu nedenle beni bu iş tatmin ediyor. Ayvalık'ta bir Ayvalıklı olarak azaldığınıza inanıyor musunuz? Tabii. Büyük azalma var. Tabii çok büyük Nüfus azalma. arttı. İşte ben sana diyorum, kahveye gidiyorum. Kahvede 60-70 kişi var. 4 tane Ayvalıklı var. 66'sı yabancı. Ne onlar seni tanıyor, ne sen onları tanıyorsun. Tabii. Ayvalık'ın lehine mi oldu bu? Sizce zararına mı oldu yani? Valla şimdi bu Ayvalık bana göre lehine oldu yani. Şimdi senin Ayvalıklı olarak buraya o mahalleye o sevgin falan başkadır. Yabancı adam gelmiş keyif yapıyor yani günlük geçirmeye bakıyor burada gibi. Hayır ben onu sadece o anlamda söylemedim. Yatırım olarak yabancılar geldi. İşte ne bileyim otel yaptı bilmem ne yaptı filan falan. Şimdi yabancı geliyor otel burasını görüyor bir pasta görüyor. Ne de parası varsa adam mı? İstediğini yapıyor yani. Tabii şimdi Ayvalık'ta şimdi senin cebinde para yoksa benim cebimde para yoksa bir şey görsek bile ne yapacağız? Para cebimizde kalıyor, bir şey yapamıyoruz. Ama Ayvalık şeyi yabancı adam değerlendiriyor ya. Cunda da yer alıyor, villa yapıyor, adamı büyük paraya satıyor insanlar, Bu Ayvalık'ın yapısına da herhalde etki etti. Mesela hep der Ayvalıklar, eskiden ne hırsızlık vardı ne bilmem ne vardı, şimdi kimin ne olduğu belli değil, Ayvalık karma karışık oldu, her şey bozuldu. Bu Ayvalık'ın yapısına da bozulmadı canım, her şey de bozulmadı ya. Her şey bozulmadı yani. Her şey bozulmadı yani. Yani Ayvalık'ta yine bir düzen var, kavga yok, gürültü yok, cinayet yok. Yani dışarıdakiler Ayvalık'a uydular mı Ayvalık'ın yapısına kısmen de olsa? Vurdular diye tabii onlar da şimdi başka bir görgüyle geldiler buraya. O da kendi görgüsüne devam ediyor yani. Evet. Ama Ayvalık'ın bir görgüsünü de duyarak geliyorlar gibi geliyor bana. Uyuyorlar, istiyorlar gibi geliyor bana. Ben öyle gözlemliyorum. Mesela dışarıdan adam ya Ayvalık daha rahat. Hani kız çocukları ne bileyim sokaklarda rahatla dolaşıyor. Kimse işte ne bileyim oydu buydu, oruktandı buruktandı demeden herkes evet. O sisteme uyuyor ve Ayvalık'ı tercih ediyorlar gibi geliyor. Doğru tabii mu? Tabii tercih ediyor. Şimdi İstanbul'a adam buraya geldi burası ne cennet görüyor ya. İstanbul'da Ankara'da yaşamak kolay mı? Burada sokakta yürümek de rahat, arabaya binmek de rahat, dolmuşa binmek de rahat. İstanbul'da, Ankara'da böyle değil ki ya. Değil mi? Burada gece ne diyorum, gece saat 11-12'de burada rahat geçiyor. İstanbul'da gece saat 11-12'de bir kadın yalnız gezebilir mi ya? Değil mi? Kafasını keserler ya. Tabii. Kışın neredesiniz? Yazın buradasınız. Ben şimdi kışın Ayvalık'ta Arımcık'ta oturuyorum. Arımcık'ta oturuyorum. Ancak 2 senedir benim çocuklarım var İzmir'de Karşıyaka'da. Onlara bir ev almıştım ben. Onlar müteahhide verdiler. Müteahhit evi inşaatını bitirinceye kadar onlar kiralık bir evde oturdular, bir sitede. Şimdi ev bitti, ev bitti. Yalnız bir oğlan var. Oğlan diyor, baba diyor, buradan kaçmayalım, benim burada arkadaşlarım var. Evi kiraya vermeyi düşünüyorlardı. Sonra bize telefon ettiler. Dediler ki, böyle böyle yani ev bitti. Benim damadım da Abdü İbrahim Leşmas'ın İzmir Bölge Müdürü. Baba buraya gelin dedi, bak belli bir yaşa gelin. Burada herhalde bir hastane lazım olur, benim lazım olur. Ayvalık hastane de yok, doktor da yok, bir şey yok. Evet. Aklımız yaptı. Şimdi 2 kıştır burasını kapatıp oraya gidiyoruz. Karşıya kadar güzel bir yerde, merkezi bir yerde. Güney Toprak diye bir arkadaşım var. O da çok çok yakın bana. Adımı. 2 kıştır orada geçiyoruz kışı. Şimdi yine oraya gideceğiz. Memnunsunuz. Memnunuz, yani evet. Yeni bir ev, anladın mı? Memnuniyetimiz, memnun olmadığımız bir husus var. O katta 1 daire var, 2 daire var, 3 daire var, 4 daire var. Biz burada oturuyoruz. Şu komşuyu, geçen sene 7 ay kaldık, 8 ay kaldık. 2 sefer gördüm ben. Şu komşuyu 2 sefer gördüm, belediyede memurmuş. Şunu hiç görmedim. 7 ayda şu komşuyu hiç görmedim. Hiç görmedim. Tabii biz buna alışkın değiliz. Yani komşuluk yok diyorsunuz. Evet, komşuluk yok. Ama büyük şehirlerin derdi zaten derdi bu. Derdi böyle. Şimdi bizim buralar böyle değil ki ya. Şimdi bir insan taşını bir çay getirirler, bir şey getirirler yani. Evet. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa yok, onu alalım. Yok.
Yeter. Günay abi çok, çok teşekkür ederiz. Ağzına çok sağ olun. Bunları istiyor musun? İstiyorum abi. Ya hangisini istersen bunu